Merhaba arkadaşlar ben Fuji Film Eskişehir Çoğurum'dan Ozan. Merhaba arkadaşlar ben de Onur. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Açık alandayız. Açık alandayız bugün. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Timelapse anlatıyoruz bugün. Evet timelapse nasıl yapılır? Timelapse yaparken neye dikkat etmeliyiz? Kullanmamız gereken ekipmanlar neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Güzel açık alanın en makbul olan bir ortam olduğunu düşündük ve burada kayda girdik. Evet, öncelikle timelapse'in ne olduğundan bahsedelim istersen biraz. Bahsedelim. E, time timelapse kelime anlamıyla zaman geçişi, zaman akışı gibi bir anlama geliyor. Bunun yanında da fotoğraf alanında ve video alanında zaman akışlarını göstermek için kullanılan aralıklı çekim dediğimiz bir çekim tarzı aslında. Aslında biraz daha açıklamak gerekirse timelapse uzun bir aralığı, zaman aralığının daha kısa bir videoya sıkıştırılmış hali diyebilir. Bir saniyede 24 kare ne olduğunu varsayarsak yani, time timelapse bu bir saniyede değil de daha uzun bir sürede daha az kareyle elde edilen görüntü diyebiliriz evet. aslında birazcık. Evet. Sen de kare sayısından bahsetmişken biraz o konuya değinelim istersen. 24, 25 ve 30 kare olarak devam ediyor bizim videoda temel olarak kullandığımız kare sayıları. Bu da bizde hangisini kullanabiliyoruz kullanıyorsak eğer örneğin 24 kare çekiyoruz projeyi ya da 25 30 hangi kare sayısını kullanıyorsak temel olarak bu timelapse'te saniye başına çekeceğimiz kare sayısını belirliyor aslında. Örneğin şöyle 25 kare temelinde çalışıyoruz. Bunu hesaplarken 10 saniyelikte bir timelapse istiyoruz. Bunu hesaplarken 10 çarpı 25, 25 yapıyoruz. Ya, 25 şey. şekilde hesaplam evet. yani işin matematiği aslında böyle. Aynen. Çekeceğimiz kare sayısı çarpı 10. Yani ortaya çıkan da bizim o kadar fotoğraf karesi çekmemiz anlamına geliyor aslında. Evet. Birazcık şeye değinelim o zaman. Bir timelapse çekerken kullanmamız gereken olmaz olmaz ekipmanlarımız vardır tabii. Bunlardan birazcık bahsedelim. Örneğin bazı kameralarda dahili olarak intervalometre bulunuyor. Mesela bizim X sistem kameralardaki gibi. Ama eğer öyle bir özellik yoksa kameramızda bunun yanında harici bir kumanda almamız gerekiyor. Bu kumandayla yapabiliyoruz. ayrı Manuel şey otomatik bir şekilde bizim komut vererek denkler sonra basmamızı Ama bizim sistem kameralarda bu mevcut. Dahili olarak Yapabilirsiniz. Onun dışında öyle şey eklemek gerekiyor. Tripod çok önemli. Aslında önemliden ziyade tripod olmazsa bir nevi time lapse çekemeyiz gibi düşünebiliriz. Farklı bir noktaya kamerayı sabitlemeye çalışırsak mutlaka o noktada bir kayma ya da başka bir şey olacağından dolayı time de bozulmalar yaşanacaktır. Tripod önemliden ziyade aslında sağlam bir tripod gerekiyor bunun evet. için. Yani hafif tripodlar bile sorun çıkartabilir. Özgernetisli olan bir herhangi bir dokunmayla bile sallanacağından dolayı kaldıracak en ufak bir bozulma time -lapse kötü etkileyecek faktörlerden birisi aslında. Evet. O yüzden tripod burada çok önemli. Bir tripod hayati önem önemli. Evet. Filmitikalarımızın evet. manuelde olması bizim için çok önemli. Çünkü time lapse yaparken Etrafta farklı objeler oluyor. İşte insanlar girip çıkıyor. Yani ne bileyim böyle bir kuşlar vesaire girip çıkma. Fokuslayabiliyor. Ses kitlenmek istediğimiz noktayı fokuslamaktan kaçırabiliyoruz. Bir de şöyle bir etken var. Otofokus motorunun fokusu yapmaya çalışırken ki ileri geri gelme hareketi de tahmin hepsini tam orada çekeceğimiz noktaya denk gelebilir. Rahatsız edici bir görüntü. Yani gel. sonuçlandıramayız. Bunun dışında ya ayarlarımızı birçoğunu manuelde kullanmamız gerekiyor. Hatta yani bunu diyaframı bunun dışında tutabiliriz. Çünkü ışık değişmelerini bir yerde dengelemek gerekiyor. Evet. en azından diyaframı otomatikçe okay. kullanarak bunun önüne geçebiliriz. Farklı ışık engelleri böyle flicker tarzı bir şey oluşturuyor kamerüste. Diyafram otomatikte kaldığı zaman bu ışık farklılıklarını kamera kendisi dengeliyor. Ama olabildiğince diyaframımızı işte 8, 12, 16 yani seviyelerde tutarsak çok daha Ağın derinliğinin oluşum geniş olmuşum. olması sebebiyle daha evet. geniş bir alanda timelapse'ini yapacağımızdan dolayı. Evet. Atıyorum bu sokakta insan timelapse yaparken de küçük kısık diyaframda kurulursak farklı farklı noktaları fokuslayabiliriz. Daha geniş alanı net görmek istiyorsak diyaframımız dediğiniz gibi 8, 12, 16 gibi seviyelerde tutmakta fayda vardır. Bir de şey mesela timelapse'de daha sinematik bir görüntü elde etmek için belli başlı yapılan şeyler var mesela. Bunlardan biraz bahsedebiliriz istersen. Sabit objelerin evet. etrafından akan objeler işte ne bileyim bulut olur, insan olur. Sabit bir yerden mesela bir trafik lambası düşün. Trafik lambası sabit. Arabalar geçiyor. Bir evet, çok mızırız. sinematik <laughs> bir member atacağız aslında. Sinematik şekilde sonuçlar verebiliyor. Yani çekeceğimiz timelapse'te <laughs> şurada akan bir şey olsa çakmarlı takılıyor mu? Bilmem mesela böyle sabit bir şey bir ama arada bir sabit bir şey olduğu zaman çok daha güzel görüntü elde edebiliriz. Dediğin gibi bir trafik damlası yanına geçen arabalar olabilir ya da tek bir insanın kurgu olacak biraz ama bir noktaya koyduktan sonra diğer taraftan yandan geçen insanlar olabilir. Ya da işte bir bulutu çekerken sabit duran bir ev olabilir. Hı -hı. Bunlar çok daha sinematik ve güzel görüntü elde etmemize sağlar timelapse bunların dikkat etmekte fayda arasında. Tabi denedikçe çok farklı şeyler de çıkacaktır illaki ortaya. Mesela şey oluyor. Bazı e, timelapse'ler bitki, hı hı. meyve, sebze gibi büyüme timelapse'ler oluyor. Bu tabii ki normal bizim standart işte bulut timelapse'i olsun ya da insan timelapse'i olsun. Bundan daha da fazla emek gerektiren ve daha da fazla zaman gerektiren bir şey. Bunlar hakkında ne söyleyebiliriz? Dediğin gibi mesela bir bulut timelapse'ini 15 dakikada çekiyorsak bir bitkinin büyüme timelapse'ini aylarca çekmemiz hı. gerekebilir. Yani böyle bir durumda da e, kare sayılarını deneyerek bulmak gerekiyor. Yani bazı bitkiler vardır mesela böyle 3 günde açar. Hı hı. Bazıları vardır. Büyümesi, çiçek açması aylarca sürer. Burada kare sayıları ile ilgili değişiklikler olacaktır. Evet. İşte mesela günde iki fotoğraf çekmemiz bile gerekebilir bazı durumlarda. Ama birazcık işte ne çekeceğimizi evet. birazcık araştırmak gerekiyor aslında. Aynen. Çok da güzel görüntüler elde edebiliriz ama Burada da şeye daha çok dikkat etmek gerekiyor aslında. 15 dakikada bir tripodu sabit tutmak gerçekten kolay bir şeydir aslında ama o aylar süren bir şeyi tripod aynı yerde tutmak birazcık zordur. Burada bir şey gibi trikler yapabiliriz. İşte tripodu koyduğumuz noktaları birazcık böyle sonradan silebileceğimiz kalemle çizebiliriz. Bunun gibi. Kadrajdan işaret alabiliriz. Aynen öyle onu yapabiliriz. Çünkü ilk bir emek bir ay falan iki ay onun sonucunda böyle bir olumsuz giden bir şey insanı üzülüyor. Bunlara dikkat edersek time lapse'imiz daha da güzel bir noktaya doğru ilerler. Birazcık da fotoğraf boyutundan bahsedelim o zaman. Aslında bu çok çektiğimiz görüntüler oldukça fazla kare sayısı olduğu için fotoğrafın boyutu da birazcık önemli. Burada ne çekmeli sence? Raw çekmemizin de tabii birçok avantajı var. Fotoğraftan bildiğimiz avantajları var raw çekmemizin ama raw çektiğimiz zaman şimdi bir çekeceğiz 150-200 tane fotoğraf belki de daha fazla. Hanım değiştirmesi Net, var. Evet, bunların hepsini aynı anda işlemek hem bilgisayarı çok fazla yoracak hem bizim için Emek Bu yüzden JPEG çekip direkt arka arkaya birleştirerek kullandığımız kurgu programında olduğu gibi video alabiliriz. Epekişine de oynamalar yapabiliriz. Tabii Epekişine de belli bir miktar oynama yapabiliriz. Ayrıca fotoğraf çekerek timelapse yapmanın şöyle bir avantajı da var. Bizim şu an çoğunlukla kullandığımız görüntü formatı 4K. Fotoğraf çektiğimizde ise 4K'dan çok daha büyük bir çözünürlük elde ediyoruz aslında. Biz videoda fotoğraftan timelapse yaptığımız zaman kırpma şansımız da oluyor. Epey bir kırpma imkanı tanıyor bize aslında. 4K sonuç alabilecek şekilde bile. Fotoğrafın boyutlarını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Fotoğrafın videoya göre olan evet, çözünürlükleri. Kabaca bütün her şeyden bahsettik. Bugün sizlere timelapse nasıl çekilir, çekerken neler dikkat etmeliyiz bunlardan bahsettik. Ekleyecek bir şeyin varsa Ozan. Ekleyecek bir şeyim yok. Elimizden geldiğince anlamaya çalıştık. Araya da biz aynı zamanda birkaç timelapse farklı şekilde, farklı konseptlerden videolar çektik. Onları da koyduk, koyacağız. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Herhangi bir soruda yorumlarda belirtebilirsiniz. Güneş batıyor, biz kaçalım. Hoşçakalın. There isn't a hurry.